Sayın Genel Başkan. Ve arkadaşlarımla beraber Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin değerli başkanını ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Hiç kimse üretim yapan, alın teri döken, ihracat yapan, iş piyasaya mal üreten, ne sanayicisi, ne tüccarı, ne esnafı, hiç kimse kendisini yalnız hissetmez. Geliş amacımızın öznesi bu. Ve dolayısıyla biz bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye'yi hızla büyütebiliriz. Onları korumak, onların haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Onların finansmana erişimi, dijitalleşme konusunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak da bizim görevimiz. Biz iktidar olduğumuzda işletme dostu mevzuatı mutlaka hayata geçireceğiz. Onların önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Ülkeyi fakirleştirip ihracat yaparım, yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne kadar çok fakir olursa o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz diye akla mantığa sığmayan bir abesle, bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin fakirleşmesi, Türkiye'nin ciddi anlamda ekonomide ciddi kayıplar vermesi demektir. Bunu herkesin bilmesini isteriz. Eğer Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'nin yaşadığı dramlardan birisi de budur. İç piyasada vatandaşa, emekliye vermiyorsunuz, işçiye vermiyorsunuz, memura vermiyorsunuz, esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar? İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten de. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitapları yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim. Hiç tanıkta olmadım. Değerli arkadaşlarım, eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibar kazanması, saygınlık kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bu zırvalıklarla, saçmalıklarla, efendim ben işte ekonomiyi çok iyi biliyorum, bu işin kitabını yazdım. Kitabını yazdığın nasıl olduğu belli, doların ya Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli. Buradan tekrar ifade edeyim, üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerinde bütün engelleri kaldıracağız. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler. Bizi sabırla dinlesinler. Ülkenin sorunlarını nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Helal işler arasında bulmuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz.